açıklama. Evet, var mı Süheyda buna ilgili söyleyeceğim bir şey? Özgür Hocam'a söz vereceğim ama. Biden zaten şaşırmayız dedi. Eğer Prigojin öldürülmüş olursa Putin'in de arkasında olmadığı çok az şey vardır dedi. Şimdiden tarafını, tahminlerini belli etmiş oldu dediğin gibi. Peki bu İngiliz güvenlik kaynakları senin de söyledin. Evet. İngiliz güvenlik kaynakları Ukrayna Savaşı'nda genelde doğru tespitler yapan, sahayı en doğru okuyan istihbarat servisiydi. En azından benim kıyasladığım kadarıyla öyleydi. Yine bir açıklama yaptılar ve şunu söylediler. Prigojin uçağın düşmesi kaza değil. FSB yani Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin izleri var gibi duruyor. İzleri görülüyor bu olayda denildi. Yani FSB ne demek? Tabii ki Putin'den emir alacak bir kurum gibi görüyorlar. Peki Sayın Tör, şimdi Wagner'den bahsettik, Süheyla da değindi, Ege Bey de değindi yine. Merak ettiğim şu aslında, Wagner mesela cesaret edip kalkışabilir mi böyle bir şeye? Hadi biz de o zaman intikam soğuk yenilen bir yemekse, hadi biz de güçlenelim ve karşılarında duralım der mi? Wagner kaldığı yerden devam edebilir mi ve bir intikam alınır mı? Ne dersiniz? Ben çok ihtimali düşük görüyorum. Tabii her zaman ihtimali vardır. Sonuçta onların adına burada konuşacak kadar yetki ve etki sahibi değilim ama işte en üst yönetimini başına gelenleri gördükten sonra böyle bir şey, ben küçük grupların homurdanması belki şey olur ama tekrar böyle Moskova'ya doğru yürüyelim gibi bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Hı hı. Çünkü şunu unutmayın, bu tip oluşumlarda istihbarat birimleri de o grubun içinde olur. Bakın tasfiye sürecinde hangi askerlerin Belarus'a gideceğini, hangilerinin Afrika'ya gideceğini yine Rus istihbarat örgütleri belirledi. Yani bir kısmı da tekrar Rusya'nın içinde kaldılar. Yani şunu düşünme, şimdi bunlar, bu tip gruplar devlete sızıp çeşitli oradaki kara hava kuvvetleriyle kendisine müzayir gruplar oluşturup o tutuklanan generaller işte ev hapsine alan onları yaparken devlet de onların içine çeşitli rütbelerde en alttan üste kadar, ortaya kadar bazı adamlarını sızdırıp koyuyordur. Dolayısıyla Wagner'in ne yapacağını, ne zaman yapacağını onlar da bilirler. Şimdi buna kalkışan adam daha harekete başlamadan tasfiye sürecinde hedef listesine girer. Yani diyelim ki 100 kişinin içinde diyecek ki Prigojin'i öldürdüler, biz de gidelim şöyle yapalım, böyle yapalım dedikten sonra ertesi gün o adam bir daha acaba bulunabilir mi, etki altına alabilir mi? Dolayısıyla zor bir süreç yani. Ha, bunu sevmeyenler olabilir. Şunu da söyleyelim. Prigojin liderlik özellikleri olan bir insan. Yani bunu da gösteriyor. Bakın sürekli olarak cephenin ön taraflarını buluyor, videolar çekiyor, şey yapıyor. Yani kendi mahiyetini gerek ekonomik yönden kuvvet tutuyor, gerekse de fiziki olarak zor zamanlarda yerlerde bulunuyor. Yani ne kadar temelde hani restoran şeyinden başlasa da liderlik özellikleri güçlü. Bu şey olabilir yani, net bir şekilde söyleyebilir. Yani ona bağlı ve onunla hani ölüme gidecek bir grup olabilir. Ama şu anda kral öldü, yaşasın yeni kral zamanıdır. Yani çünkü bazı yerlerde görevlendirilmişler, sıcak temas devam ediyor, görevler veriliyor. Onların öyle dönüp de dur bunları biz yapalım, hadi Afrika'dan gidelim, Prigojin intikamı, böyle bir şey ben ihtimal olarak düşük görüyorum. Yani illa olmayacak diye bir şey söylememiz uygun olmaz tabii. Tabii ki. Ben şeyi de ifade edeyim Sümeyye Hanım. Şimdi bu değerli katılımcılar çok iyi ifade ettiler. Özellikle komutanımın ifade ettiği şu İran hani adaya olarak girmesi konusu çok kritik bir konu. Niye kritik bir konu? Bunun Türkiye ile ilgili olan, Azerbaycan'la ilgili olan konuları da var. Ama bundan önce özellikle şimdi Şangay 5'si diyen o sayı da çok arttı. Grubun 9 devam ediyor. Bu o grubun güvenlik amaçlı bir yani güvenlik paternli bir organizasyon. Sınırlar o değişik şekilde. BRICS ise ekonomik ağırlıklı bir organizasyon. Ekonominin ön plana çıktığı bir organizasyon. Şimdi ortak çakışan ülkeler yani hem Şangay'da hem BRICS'te bir devlet yer alıyorsa bu da hani 2050 stratejisine yönelik demiştim ya, o da çok kritik sonuçları olacaktır. Niye böyle olacaktır diye ifade ediyorum. Çünkü bazı ülkelerin planı ne? Hindistan'la Çin'in bazı sınır anlaşmazlıkları var.
İki ülkeyi savaştırma. İkisi de 1 milyar 400 milyon üzerinde. Hindistan nüfusu biraz geçti. İkisi de komşu. Büyük nüfuslar. İkisi de nükleer güç. Bunlar savaşırsa daha sonra bu bölgede atom yapmak isteyen güçler daha rahat hareket edebilirler. Yani önce bunlar birbirini bir kırarlar diye düşünülebiliyor. Plan böyle kurulabiliyor. Ama şimdi hem güvenlik anlamında hem ekonomik anlamda spillover efekt diyebileceğimiz böyle şelale etkisi yapacak bir oluşumla bu iki ülke birbirine entegre lafı uygun olmaz da ülkeler birlik karşılıklı işbirliği içerisine girerlerse bunun stratejik sonuçları farklı olur. Yani o zaman bir an önce söyleyeyim çatışmadan ekonomik refaha, beraberliğe işte daha böyle savaşmayalım, ticaret yapalıma dönebilir. Bakın döner de diyemiyorum çünkü farklı etkiler de var bu işinde ama bu mücadeleyi şunu görün. Bu iki ülkeyi savaştırmak isteyen ülkelerle ekonomisini kuvvetlendirmek isteyen ülkeler özellikle. Peki bu iki ülkenin de en çok petrol aldığı ülkeler hangisi derseniz Hürmüz üzerinden İran ve öbür taraftan da gene Rusya, Çin ve Hindistan üzerinden gittiğimiz zaman. Şimdi bu açıdan yani bizim değerli komutanın ifade ettiği gibi tabii Prigojin'i falan konuşuyoruz ama bunlar hepsi aynı şeyin içinde. Hani farklı gibi görünüyor fakat çok önemli ve geleceğin şekillendirmesine olan güç mücadelesi. Yani bunun konumlanma, konuşlanmada bunları an ve an takip etmemiz lazım.